tanesi yarın. Pehlivan Efe 9. Bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Halil Güntekin. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Nişanlısını kirletip ölümüne sebep olanları öldürdüğü için dağa çıkan ve kısa zamanda meşhur olan Kaptan Petri çetesi bir gün Yörük Ali adında genç bir pehlivanın yolunu keserler. Niyetleri Yörük Ali'nin altındaki kısrağı almaktır. Ama yarı Bulgar, yarı Türk olan çete reisi Petri, Ali'nin Türk olduğunu duyunca ona zarar vermekten vazgeçer ve Yörük Ali ile dost olurlar. Yörük Ali'den ayrılan Kaptan Petri bir gün hastalanır ve doktora gitmek için bir araba çalmaya karar verir. Bir süre sonra pusu kurdukları yerden bir araba geçer ve arabanın yolunu keserler. Araba Rus prensine aittir ve 1-2 saat önce başka bir çete tarafından soyulmuş ve prensin nişanlısı Prenses Olga çeteciler tarafından kaçırılmıştır. O sırada arabanın içinde bir doktor vardır ve Petri doktora kendisini tedavi ettirdikten sonra onlara yardıma karar verir ve bir baskın yaparak çetecilerin kaçırdığı prensesi kurtarır. Bir hafta sonra zaptiyelerin baskınına uğrayan Kaptan Petri ve çetesi yakalanarak hapse atılırlar. Haklarında idam fermanı olduğu için asılmayı beklerlerken affedilirler. Rus prensi nişanlısının hayatını kurtaran Kaptan Petri için padişahla konuşarak kendilerinin affedilmelerini sağlamıştır. Daha sonra Ali'nin köyüne giden Kaptan Petri burada Müslüman olarak Bedri adını alır ve birkaç gün sonra da güreş müsabakalarının yapılacağı bir kasabaya giderler. Ve Yörük Ali burada namlı pehlivanlarla güreşmeye başlar. Ali'nin amacı ödül olarak ortaya konan bir kısrağı kazanmaktır. Aslanım Ali, koca Karacabey'in sırtını nasıl yere getirdin be? Ben senin yenileceğini sanıyordum. Allah'ın izniyle yendik be kaptan. Büyüksün be, büyük pehlivansın Yörük Ali. Karacabey'i de yendin ya, bundan böyle adın artık bütün dillerde dolanır. Şimdi sırada şu meşhur kündeci Hasan pehlivan var değil mi? Evet öyle. Selamün aleyküm pehlivan. Ve aleyküm selam ağa, buyur. Ben hakem heyetindenim, seninle biraz konuşmak istiyorum. Hay hay, buyur otur konuşalım. Bunlar benim en yakın dostlarım. Yanlarında konuşabiliriz. Önce seni tebrik ederim Ali Pehlivan. Bugün iki namlı pehlivanı yenerek cidden büyük bir başarı kazandın. Sağ ol ağa. Teşekkür ederim. Allah'ın yardımıyla oldu. Şimdi kurallar gereği baş güreşinde sen ve Kündeci Hasan ikiniz kaldınız. Kündeci ile güreşmeye var mısın? Ne demek? Sorulur mu ağam? Elbette var. Demek kendine bu kadar güveniyorsun ha? Mesele güvenmek meselesi değil ağam. Biz haddimizi ve Hasan Pehlivan'ın değerini biliriz. Ama ne var ki Cemal Pehlivan'ı yendiğim için ortaya çıkmaya ve Kündeci Hasan Pehlivan'la güreşmeye mecburum. Hayır, mecbur değilsin. Değil miyim? Nasıl yani? Zaten ben de buraya bu işi konuşmak için geldim. Ben buraya hakem heyeti tarafından sana bir teklif yapmak için gönderildim. Başka iki arkadaş da şu anda Hasan Pehlivan'la konuşmaya gittiler. Bana ne teklif edeceksiniz ha? Acele etme, anlatacağım. Önce söyle bakalım, senin Kündeci Hasan'ı yenmek ihtimalin var mıdır? Hayır, yoktur herhalde. Güzel. Açık konuştuğun için tebrik ederim seni. Mesele şu, biz hakem heyeti senin de Kündeci'nin de boş yere er meydanına çıkıp üzülmesini istemiyoruz. Şayet kabul edersen, Kündeci'nin yanına gidelim, o senin ustan sayıldığı için yaşça da büyüktür. Elini öp ve güreş senindir usta de. Yani... Pes etmemi mi istiyorsunuz benden? Bu pes etmek sayılmaz. Genç bir pehlivan her zaman için ustasına güreşi bırakabilir. Buna mukabil bizler de sana ödülden bir hisse ayırırız. Hisse mi? Hisse olarak o güzel kır kısrağı parçalayarak bir parçasını bana mı vereceksiniz? Kısrağı karıştırma. Biz sana ödülün para kısmından bir şey ayıracağız. Bir dakika. Yani kısrak
Kündeci Hasan'ın mı olacak? Evet öyle. Kabul et be Ali. Bizce de en münasibi budur. Öyle değil mi Mitka? Evet kaptan. Ben de aynı fikirdeyim. Bırak kısrak kündecinin olsun. Peki ağa. Sizler de böyle münasip gördükten sonra bize itiraz yakışmaz. Aferin Ali Pehlivan. Gel şimdi kündeci Hasan Pehlivan'ın çadırına gidelim. Bu haberi ona da verelim. Hasan Pehlivan! Ali Pehlivan güreşi bırakmaya razı oldu. Öyle mi? Aferin, akıllı delikanlıymışsın Ali. Her şeyde usul ve erkana riayet etmek lazımdır. Ne de olsa sen büyük bir pehlivansın Hasan ağam. Tamam, birazdan meydana çıkarız, orada pes edersin, olur biter. Biz de sana ödülden 3 altın veririz. Dur bir dakika kündeci ağam. Senin bu söylediklerin benimle yapılan pazarlıkta yoktu. Ne yoktu? Meydana çıkmamız ve benim orada pes etmem anlaşmamızda yoktu. Sonra ben 3 altın istemem. Ya hiç vermeyin ya da verirseniz 10 altın verin. Ben buraya dilenmeye gelmedim. Abi bu ne biçim laf? Hem kendin haber gönderir alttan alırsın hem de buraya gelir ayak dirersin. Yavaş konuş Hasan Pehlivan, ne bağırıyorsun? Evvela ben sana haber göndermiş değilim. Sonra alttan filan da almış değilim. Na işte bu efendi gelip güreşi tadında bırakalım. Hasan Pehlivan'ın elini öp, sana da ödülden bir hisse veririz dedi. Öyle meydana çıkıp seyircinin önünde pes etmem ben. Yani sen benimle güreşmek mi istiyorsun? Ne sandın ya? Korkak mıyım ben? Pehlivanım. Elbette güreşirim. Sanki senden önce güreştiklerim acemi pehlivanlar mıydı? İşte görün, duyun şu bacaksızın ettiği lafları. Bunlar böyledir. Bir iki kişi yendiler mi kendilerini hepten baş pehlivan sanırlar. Madem öyle çık meydana güreşeceğiz. Hay hay, çıkalım güreşelim. Çık da sana dersini vereyim. Tövbe ettireyim bir daha seni güreşmeye. Niye tövbe edecekmişim ki? Bir zamanlar kara ibo senin sırtını yere getirdiğinde sen tövbe etmiş miydin? Ulan şimdi senin kemiklerini kırmaz mıyım ben ha? Tutmayın beni, bırakın lan! Hadi gel bakalım, hadi! Ya durun lan! Yapmayın! Siz pehlivansınız, sokak kabadayısı değilsiniz, ayıptır! Madem anlaşamadınız, buyurun er meydanına çıkıp kozunuzu ortaya koyun. Kim galip gelirse o baş pehlivan olur. Tabii, kim kimi yenerse. Tamam ulan, çık meydana hadi! Duydunuz mu ya? Kündeci Hasan'la Yörük Ali kavga etmişler. Sahi mi be? Vallahi bak. Dövüşmelerine ramak kalmış da hakemler ayırmış. Allah Allah. Neden kavga etmişler peki? Ali Pehlivan açıktan açığa kündeciye meydan okumuş. Delirmiş mi bu Ali Pehlivan be? Kündeci Hasan bir kere Ali'nin iki misli. Sonra bu kadar yıllık baş pehlivan. Güreşeyim derken Yörük'ün bir tarafını sakatlamazsa iyi. Hah. İşte kündeciyle Yörük çıktı meydana. Vay 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 vay. Kündecideki azamete bak be. Yörük başına dert aldı meydana çıkmakla. İşte güreş başladı. Vay be, gördün mü kündeci ne biçim elense çekti öyle. Evet gördüm. Yörük Ali 5 metre uzağa fırladı. Kaptan be. Bizim Ali oğlan iyi dayandı kündeci Hasan'a. Farkında değilsin ama tam bir saattir güreşiyorlar baksana. Yok be, o kadar oldu mu? Ya. Hayret, herkes kündecinin bizim Ali'yi 5 dakika içinde bitireceğini söylüyordu. Ben de öyle sanıyordum ama Ali bir başka, yılan gibi. Kündeciye bir sağdan bir soldan saldırıyor. O da ne? Cazgır güreşi durdurdu. Bir şey mi oldu? Dur bakalım. Şimdi anlarız kaptan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ali! Kündeci Hasan Pehlivan'la Yörük Ali Pehlivan karşı karşıya kalmışlardır. Fakat vakit bir hayli geciktiği için hakem heyeti güreşin yarın yapılmasını münasip görmüş. Her iki pehlivan da bunu kabul etmiştir. Aferin be Yörük Ali. Doğrusu iyi dayandın kündeci Hasan'a. Bir de bana sor kaptan. Adam öyle ağır ki kaldırıp da yere vurmak mümkün değil. Gördünüz, bir iki kere altımı aldım, oyun yapayım dedim ama yerinden kımıldatmak mümkün değil. Yine de aferin be Ali. Allah biliyor ya, ben seni hemen yenilir sanmıştım. Yok,
Beni yenmek o kadar kolay değil Bedri Kaptan. Hava kararmayacaktı ki boyunun ölçüsünü alacaktım o yörün. Bre ne utanmaz ne küstah pehlivanmış. Boyuna posuna bakmadan benimle güreşe cesaret etti. Gençtir, delikanlıdır. Sen onun kusuruna bakmazsan pehlivan. Yaptığına çoktan pişman olmuştur bile. Hiç sanmam. Öyle yaptığına pişman olacak cinsten birine benzemiyor bu yörük. İyi bir ders vereceğim ona. Hele yarın olsun anasından emdiği sütü fitil fitil burnundan getireceğim. Basacağım elenseyi, basacağım elenseyi. Evvela yeri öpecek, sonra da gelip elimi öpecek. Onu bu şekilde pes ettireceğim. Be, kündecinin elenselerine bakın. Bu haline dayanıklı pehlivanmış be. Başka bir pehlivan olsaydı bu elenselere dayanamaz. 40 sefer yeri öperdi. İstediği kadar dayanıklı olsun. Önünde sonunda kündeci onun sırtını yere getirecektir. Boşuna saraya baş pehlivan olmamış. Vay 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 vay. Gördün mü senin saray baş pehlivan az kalsın tuş oluyordu. Son anda kendini yana atarak kurtuldu ya. Ya bu yörükten korkmaya başladım ben. Yalnız sen değil, kündeci de korkmaya başladı baksana. Hadi yörük Ali, göster kendini şunu oğlum. Vur sırtını yere. Elimden kurtulamazsın yörük. Sırtını toprağa öyle bir yapıştıracağım ki bir daha güreşmeye tövbe edeceksin. Çenen değil, kolların çalışsın Hasan Pehlivan. Hayda bırak pehlivan. Hayda bırak kündeci. Vay, bana kafa tutuyorsun öyle mi? Parçalayacağım seni. Kündeci fena yakaladı Ali Pehlivan'ı Mithka. Evet. Belinden kaptı. Sarmaya geçecek. İşte geçti. Kündeye getirecek. Eyvah! Bizim oğlan gitti gider kaptan. Evet, kündeci fena yakaladı. Ali'nin işi bitik. Keşke hakemlerin teklifini kabul edip kündecinin karşısına çıkmasaydı. Vay 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 vay. Şuraya bak. Ali kündeye geliyor. Birazdan sırt yere değecek. Gayret Ali, dayan oğlum hadi. Vay be, Ali kündeden kurtuldu, görüyor musun Mithka? Bu çocuk şaşırtıyor insanı. Haklısın kaptan. Benim diğer pehlivan o kündeden kurtulamazdı. Şuraya bak Mithka, görüyor musun? Ali meşhur saray pehlivanını altına aldı. İnanılır gibi değil. Hayret. Yarım saattir kündeci Hasan Baş Pehlivan yörük Ali'nin altında öyle yatıyor. Yatıyor da Ali onu kaldırıp da oyun yapamıyor ki. Kündeci 120 okka var. Böyle giderse hakemler güreşi erteleyecek. Baksana hava kararmaya başladı ya. Hakemler meydana indi. Senin dediğin gibi galiba güreşi erteleyecekler. Hasan Pehlivan, Ali Pehlivan güreşi yarına erteliyoruz. Neden be Cazgır? Görmüyor musun? Hava kararıyor. Karanlıkta güreş mi yapılırmış? Ben anlamam. Karanlık maranlık bu çocuğu yenmeden güreşi bırakmam. Al benden de o kadar. Saray pehlivanının sırtını yere getirmeden şuradan şuraya adım atmam. Görüyor musun Cazgır? Hala bana kafa tutuyor. Çalı çırpı yakın, meşale yakın. Bu güreş devam edecek. Pehlivanlar, gelin anlaşalım ve bitirelim bu güreşi. Her ikiniz de değerli pehlivanlarsınız. 3 gündür güreşirsiniz ama birbirinizi yenemiyorsunuz. 40 ısrağı bana verirseniz güreşi bırakırım. Hayır, 40 ısrağı ben isterim. Esas ödül odur. Bakın pehlivanlar, işi tadında bırakın. Aranızda kura çekerim. Kim kazanırsa 40 ısrak onun olsun. Nasıl, hakkınıza razı mısınız? Ben razıyım. Ben de. Tamam, kabul edeceğinizi bildiğim için tombala torbası getirdim. Büyük numarayı çeken 40 ısrağın sahibi olur. Buyur Hasan Pehlivan. Sen yaşça büyüksün. İlk sen çek. Tamam. 68. Sıra sende yörük Ali Pehlivan. Bir numara da sen çek. 68'in üzerinde bir numara çekersen 40 ısrağın sahibi sen olursun. Bismillah. Bah. 87. Ben kazandım. Ben kazandım. 40 ısrak Ali Pehlivan'ın oldu. 36'ında
Hündeci Hasan Pehlivan'ın. Hasan Pehlivan, ne var buraya yörük? Ver elini öpeyim. Sen benim büyüğümsün ve ustamsın. Kusurumu bağışla. Ve aradan yıllar geçer. Çeteci Mitka hastalanarak ölür. Müslüman olarak Bedri adını alan eski çeteci Petri de Yörük Ali'nin köyüne yerleşir. Ama güzel günler geride kalmıştır. Müstakil bir hükümet kurmak için Osmanlı İmparatorluğu'na isyana yeltenen Bulgarlar yer yer hadiseler çıkartmaya başlamış. Özellikle Bulgar komiteciler Türkleri Balkanlardan atmak için her gün vahşice cinayetler işliyor, köyleri basıyor ve mukaddesat tanımayan Bulgar komitecilerinin kirli elleri Türk'ün mal ve ırzına uzanıyordu. Duydun mu kaptan? Gözü dönmüş Bulgar komitecileri dün de bir köyü basarak çoluk çocuk demeden 40 Türk'ü katletmişler. Bu kaçıncı cinayetleri be? Bulgar zulmüne uğramamış Türk köyü kalmadı. Rezil herifler. Arkalarına Rusları ve başka milletleri de alarak iyice azdılar. Ama birilerinin bunlara dur demesi lazım. Yoksa yakında Balkanlarda bir tek Türk bırakmayacak bu canavarlar. Merak etme be Ali. Hiç kimse dur demese biz deriz. Türk değil miyiz? Yüreğimiz yok mu? Silahımız yok mu? Oluştururuz bir çete, biz de Bulgar komitecilerini vururuz. Gerekirse onu da yaparız Petri Kaptan. Hey kadın, sen dur bakalım. Bırak kolumu, bırak diyorum sana. Gel buraya. Tamam canım, tamam yavrum, korkma. Ne güzel şeymişsin sen öyle. Gel bakalım biraz eğlenelim seninle. Dokunma bana. Ben namuslu bir kadınım. Şu başındaki başörtüyü çıkart da yüzünün dokunma güzelliğini göreyim yavrum. Dokunma. Gel buraya. Bağırma güzelim. Minna. Kimse yardım edemez sana. Gel bakayım gel. Hadi şu veledin de at da seninle biraz gönül eğlendirelim. Yalvarırım. Dokunma, görmüyor musun? Bebekli bir kadınım ben. Allah'tan korkmaz mısın sen? Dur. Al bakalım kahpe. Vurma. Vurma diyorum. Durun bre azgın köpekler, durun. Bırakın kızı. Vay vay vay. Sen mi bağırdın bize be? Evet ben bağırdım. Hadi başım sen evine git. Biz bunlarla uğraşırız. Ya. Dur öyleyse evvela senin şu koca dilini keseyim de bir daha bağırma. Tabii buradan seni sağa gönderirsek. Elimdeki şu bıçağı görüyor musun delikanlı? Bu bıçak bugüne kadar sayısız Türk'ün dilini, kulağını, burnunu kesmiştir. Geber alçak! Sen geber! Al bakalım! Geri çekilin ulan köpekler! Yakarım alayınızı! Bas tetiğe Bedri Kaptan! Hepsini gebertelim! Bedri Kaptan, ne yapacağız şimdi? Daha çıkacağız Yörük Ali, Balkan dağlarına. Komiteci de olsa 5 kişiyi öldürdük. Zaptiyeler gayrı peşimizi bırakmaz. Bundan böyle mekanımız dağlar olacaktır. Pehlivan Efe adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.